Hepinize merhaba arkadaşlar. Mucizem kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Abone olan, şimdiden destek olmaya çalışan bütün arkadaşlara gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Bu videomuzda özel gereksinimli bireylerle alakalı uzman olan, hem de kendisi eğitmen olan bir öğretmenimle beraber sizlere bilgi amaçlı video hazırlıyoruz. Şimdi ondan size kendisini tanıtmasını, onu tanımanızı ve bahsedeceği konuları dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Amaç tamamen özel gereksinimli bireyler adına farkındalık oluşturmak. Eğer sizler de farkında olarak fark yaratanların arasında yerinizi almak istiyorsanız abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Benim ismim Selda Gök. Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde özel eğitim bölümü başkanlığı görevimi yürütüyorum. Kurumumuzda 8. yılım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engeller Öğretmenliği programından mezunum. Fakat artık özel eğitimde tüm bölümler birleştirildi ve özel eğitim bölümü olarak devam ediyor şu anda. Size genel olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi verirsem, Rehberlik ve Araştırma Merkezi tüm özel gereksinim alanlarına hizmet veren bir bölümdür. Öğrencilerle ilgili olarak bir yaş sınırı yoktur. 0 yaştan 99 yaşa kadar hizmet veren bir devlet kurumuyuz. Buraya ilk olarak öğrenciler geldiklerinde hem bir resmi yönlendirme işlemi hem de gerekiyorsa rehabilitasyon merkezlerine yönlendirme işlemi yapılır. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Selim Hanım bu konuda? Rehberlik Araştırma Merkezi'ne nasıl bulabilirler? Daha bilmeyenler var. Burada nasıl değerlendirme yapıyorsunuz eğitim anlamında? Şimdi Rehberlik ve Araştırma Merkezi aslında öğrencilerin yönlendirilmesi için bir ilk basamaktır. Bir raporunuz varsa da gelebilirsiniz. Raporunuz yoksa da gelebilirsiniz. Eğer rapora ihtiyaçlı bir durum söz konusuysa burada incelemelerimizi yaparak sizi hastaneye yönlendirebiliyoruz. Biz ilk olarak öğrencilere 0-36 ay içerisinde erken çocukluk birimine yönlendirme yapıyoruz. 36 aydan sonra da okul öncesi resmi tedbir alınıyor. Bu da 36, 37, 66, 67, 78 olarak yapılır. Sonrasında da birinci sınıfa, yani ilkokula yönlendirmesi yapılır öğrencilerin. Ben size biraz Rehberlik ve Araştırma Merkezi nedir, nasıl bir çalışma yapar ondan bahsetmek istiyorum. Rehberlik ve Araştırma Merkezi öncelikle bir resmi bir devlet kurumudur. Bizim amacımız yaş sınırı olmaksızın özel gereksinimi olan bireyleri uygun şekilde gerekli merkezlere yönlendirmek. Biz öncelikle bir resmi tedbir alırız. Resmi tedbir dediğimiz okul tedbirindir. Bunun dışında eğer bireylerin ihtiyacı varsa da rehabilitasyon merkezi dediğimiz özel kurumlar vardır. Oralara da yönlendirmelerini yapıyoruz. Özel gereksinim türlerinden biraz bahsedecek olursak, zihinsel yetersizliği olan bireyler, işitme yetersizliği olan bireyler, görme yetersizliği olan bireyler, dil ve konuşma güçlüğü olan bireyler, özel öğrenme güçlüğü olan bireyler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler, bedensel yetersizliği olan bireyler olarak yetersizlik türlerini gruplandırabiliriz. Bu yetersizlik türleriyle ilgili olarak tedbir alınması gerektiğini mutlaka hepsi bizim kurumumuza gelirler. Zihinsel yetersizlik tanısını biz yaptığımız dünyada genel geçerliliği kabul edilmiş testlerle zihinsel tanıyı biz koyabiliyoruz. Fakat onun dışındaki tüm tanımlar için size bir hastane raporuyla gelmeniz gerekiyor. Bu raporun yeni adı da ÇÖZGER'dir. Bu 0-18 yaş arasını kapsar ÇÖZGER. 18 yaştan sonra da erişkin raporu alıp kurumumuza başvurmanız gerekiyor. Peki şu noktaya değinsek olmaz mı biraz da? Zihinsel engelli dediğimiz özel gereksinimli gruplar kendi içinde 3'e ayrılıyor bildiğim kadarıyla. Orta, işte hafif, ağır düzeyde bunların ayrımını normal birisi, vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti'nde olan birisi nasıl anlayabilir?
Tabii bunun ayrımını normal bir insanın yapması pek mümkün değil. Bunun ayrımını da bizde zaten dünyada kabul edilmiş zeka testleri var. Bunlarla yapılıyor. Yaşına ve bireyin genel özelliklerine bakarak hangi test uygunsa bu testler testörlerimiz tarafından uygulanır. Ve burada çıkan skor sonucunda da tabii eğitsel performansına da bakıyoruz bireyin. Buna göre hafif mi, orta mı, ağır mı? Bu kategoriyi bu şekilde yapıyoruz. Yani hani dışarıdan bakılarak ya da yapılacak sohbetle hafif orta ağır olduğunu tabii ki kimse kestiremez bir bireyin. Disleksiye değinebilir miyim birazcık da? Şimdi özel öğrenme güçlü dediğimiz şey normal ve normal üstü zekaya sahip bireylerin yaşadığı öğrenme güçlüğünün genel bir adıdır. Yani şunu kesinlik lazım. Özel öğrenme güçlü olan bireyin zihinsel yetersizliği olamaz. Zaten zihinsel yetersizliği olduğu için bir birey özel, yani öğrenme güçlüğü yaşadı. Fakat özel öğrenme güçlüğünün zihinsel anlamda herhangi bir problemleri olmamasına rağmen bireylerin yaşadığı bir öğrenme problemi söz konusudur. Bu kendini okuma yazma alanında gösterebilir, matematik alanında gösterebilir. Her iki alanda da kendini gösterebilir. Tabii ki bunun hafif, orta ve ağır şeklinde kategorize edebiliyoruz. Böyle bir birey bize geldiği zaman tabii ki bir zeka testi yine yapıyoruz. Normal ya da normal üstü bir zekaya sahip olduğunu gördüğümüz zaman bazen bireyler çok spesifik olarak özel öğrenme güçlüğü belirtileri gösterebiliyor. Ama bazı bireylerde de acaba mı ki diye arada kaldığımız oluyor. Bunun için de bakanlığın özel öğrenme güçlüğü testi var, batarya var. Bunu uyguluyoruz. Bataryada çıkan sonuca göre de bu tanıyı koyabiliyoruz. İleri zekalı çocuklar dediğimiz ne oldu? Üstün zekalı dediğimiz neyle adlandırılıyor? Neden üstün zekalı dediğimiz? Yine yapılan testler sonucunda skor olarak 130 ve üstü zeka puanına sahip olan bireyler özel yetenekli bireyler olarak adlandırılıyor. Bunun için de bakanlığın şöyle bir programı var. Biliyorsunuz BİLSEM tarama testleri yapılıyor. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf yapılıyor bu BİLSEM zeka tarama testleri. İlk uygulama tablet uygulamasıdır. Tablet uygulamasını geçen bireyler de sonrasında bizim kurumumuzda uygulanan zeka testlerine, bakanlığın belirlediği zeka testine tabi tutuluyor. Ve bu test sonucunda da 130 ve üstü zeka puanına sahipse BİLSEM öğrencisi olarak artı eğitim hayatına artı bir çalışmayla devam ediyor. Bu resim alanında olabilir, müzik alanında olabilir, genel yetenek, genel kültür alanında olabiliyor. Peki buradan randevu almak isteyen aileler ya da yetkililer de randevu alabiliyor mu? Yani randevu sistemi nasıl işliyor? Size nasıl ulaşabilir? Ondan da şu şekilde bahsedeyim. Eğer okul öğrencisi ise tabii ki okul aracılığıyla bizden randevu talep edebilirler. Eğitsel değerlendirme isteği formu dediğimiz bir form var. Bunu bakanlığın sitesinde de bulabilirler. RAM'ların sayfalarında da bulabilirler. Öğrenciyle ilgili olarak genel bilgiler doğrudur. Eğer öğrencinin bir raporu varsa bu da resmi evrakla işlenerek size sistem üzerinden gönderilir. Eğer öğrencinin okul yaşı yoksa, yani yaşı küçükse, aileler bireysel başvurularıyla bize geliyorlar. Biz de gerekli ön görüşmeleri yapıyoruz ve randevularını oluşturuyoruz. Peki otizmli çocuklar, Doğu sendromlu çocuklar, hepsi zihinsel engelli bireylerle, yani zeka gereği olan bireylerle karıştırılıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Neden ötekileştiriliyor özel gereksinimli bireyler? Şimdi toplumumuzda tabii ki farklılıkları çok kolay kabul eden bir toplum değiliz maalesef. Bu ötekileştirmenin sebebinin de biraz bunun olduğunu düşünüyorum. Şimdi Down sendromu, otizmi, zihinsel engelini şöyle birbirleriyle karşılaştırdığımız zaman Down sendromu daha çok kromozomal bir problemdir. İşte herkeste 46 çift kromozom varken onlarda bir artı bir 47 kromozom oluyor. Bu da genel olarak çocukların görüntülerini değiştiriyor. Down sendromu olan çocukların hepsinin zeka geriliği de mutlaka eşlik ediyor. Artı farklı yetersizliklerde,
sağlık problemleriyle eşlik edebiliyor. Otizm ise çok başlı başına ayrı bir kategori diyelim size. Otizm genel olarak bir iletişim kurma problemidir. Buna zihinsel yetersizlikle artı eşlik edebilir ama üstün bir birey de otizm tanısı alabilir. Temelde bir iletişim problemi. Yani sizin bizim gibi iletişim kuramamak, sorulan sorulara cevap verememek, kendini ifade etmede, çevreye uyum sağlamada problem yaşamak diyelim otizmle alakalı olarak. Tabii ki bunun da çeşitli kategorileri var diyelim. Yaşanılan bu iletişim probleminin hafifliğiyle alakalı olarak daha ağır süreçlerde olabiliyor bazı bireylerde. Bu da çeşitli isimlerle adlandırılabiliyor. Peki özel gereksinimli birey, çocuğu olan ebeveynlere özel gereksinimli birey olduklarını anlamalarından tutun da sergilemeleri gereken tutuma kadar, çünkü onlar özel gereksinimli birey olan evlatlarıyla yaşamak zorundalar ya da yakınlarıyla yaşamak zorundalar. Neler tavsiye edersiniz? Şimdi tabii ki bu çok kolay bir süreç değil. Bunun da farklı aşamaları var. En büyük dikkat edebilecekleri aşama tabii ki kabul etme aşamasıdır. Kabul ettikten sonra artık ne yapabiliriz kısmına başlamak, bakmaları lazım. Böyle bir çocuğa sahip oldukları için. Tabii ki her şeyin ilacı eğitim. Çocuğunuzu kabul etmek ve sevmek. Devlet kurumlarına başvurmak. Bu konuda ne yapabiliriz sormak. Devletin hem eğitim desteği var, hem sosyal yardım destekleri var. Bunların hepsinden faydalanabilirler. Eğitim kısmı mesela rehabilitasyon merkezlerinden aylık 8 saatinin ücreti tüm özel gereksinim düzeyleriyle alakalı olarak söylüyoruz. Devlet bunların 8 saatlik ücretini karşılıyor. Bunun dışında eğer faydalanmak isterlerse ayrı bir ücret ödemeleri gerekiyor. Bu bireysel eğitimin saati. Artı 4 saatte tabii her yetersiz durumda olmuyor ve ihtiyacı olan bireylere öneriyoruz. Artı 4 saatte grup eğitimi var. Hani ikisini de alırsa bir aylık 12 saat eğitim almış oluyor ve bunun ücreti de devlet tarafından karşılanıyor. Bunun yanında devletin verdiği sosyal haklar da var. Bunlardan da para faydalanabilir bireyler. Bunların hepsini araştırıp bulup ve mümkün olduğunca faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki en önemli aşama tabii ki var olan durumun kabul aşamasıdır. Eklemek istediğiniz başka konular var mıdır? Şunu da söylemek istiyorum. Hani sosyal hizmetlerle biz çok karıştırılıyoruz. Bir defa sosyal hizmetlerle bizim aramızdaki fark nedir? Bireylerin yönlendirilmesi ve yerleştirilmesi eğitim anlamında. Biz işin eğitim ayağıyla uğraşıyoruz ama işte maaşlı, yardımlı vesaire kurumumuzun bu tarz şeylerle hiçbir ilgisi ve alakası yok. Bizim parayla hiçbir işimiz yok. Bizim işimiz eğitim ve ailelerin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, onlar için ne yapabiliriz? Biz işin eğitim ayağıyla ilgileniyoruz. Sosyal hizmetlerle aramızdaki fark bu. Onun dışında size genel olarak şöyle bir bilgilerimizi toparlamak gerekirse size ne söyleyebilirim diye düşünürsek. Böyle bir çocuğa sahip olduklarını fark ettikleri zaman, çocuklarında bir farklılık olduklarını düşündükleri zaman öncesinde mutlaka bir uzmana gitsinler. Uzman kim? Çocuk ergen psikiyatristidir. Çocuklarıyla ilgili yaşadıkları bir sorun, bir sıkıntı, bir farklılık varsa eğer mutlaka bir uzmana başvursunlar. Yaşadıkları şeyleri anlatsınlar. Şehir hastanesinde ve devlet hastanelerinde çocuk ergen psikiyatristleri görev yapmakta. Onlar birkaç kere çocuğu gözlemleyeceklerdir. Eğer ihtiyacı varsa çocuğun böyle bir rapor oluşturacaklardır ve mutlaka bize yönlendireceklerdir. Bize geldiklerinde de çocuğun yaşına bakarak gereklerinde tedbir alınır. Eğer ihtiyacı varsa da rehabilitasyon merkezine yönlendirmesi yapılır. Yani bir bireyin bu rehabilitasyon merkezi eğitimleri de her yıl yenilenir. Bir yıllık olarak, genel olarak bir yıl sonra tekrar gelir öğrenci ya da birey, biz onu tekrar bir incelemesini yaparız. İhtiyacı varsa destek eğitimi devam eder, yoksa ona uygun olarak yönlendirmelerini yaparız bireylerin.
Bunun dışında size ekleyebileceğiniz aileler takılıp bulunabilirsen her zaman yardım isteyebilirler. Eğitim talebinde bulunabilirler. Aynı şekilde okullarınızda bir konuda bilgi istiyorlarsa resmi yollarla bize başvururlar. Konuyla ilgili olarak öğretmenlerimize eğitimlerini veriyoruz. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız ne mutlu bize. Eğer desteklerinizi esirgemezseniz abone olup beğeni bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepiniz birer mucizesiniz. Lütfen farkındalık adına fark yaratanların arasında yerinizi almak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.